yeni bir Kale Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Türk mimarlık şirketleri Canon Design ve Kreatif Mimarlığın işbirliğinden doğan Koç Üniversitesi'nin yeni sağlık bilimleri kampüsü İstanbul Topkapı'da yer alıyor. En başından beri doktorlar, hemşireler ve profesörler ile tasarım atölyeleri düzenlenerek oluşturulan proje, sağlık endüstrisi için bir araştırma merkezi olmanın yanı sıra gelecek ihtiyaçlara uyum sağlayabilmek ilkesiyle tasarlanmış. Binanın tasarımı da farklı disiplinlerin daha iyi bir sağlık eğitimi için bir araya getirildiğini gösteriyor. Akademik eğitim ve profesyonel uygulama fonksiyonları birbirlerini destekleyici şekilde özenle konumlandırılmış. Kampüsün içerisinde araştırma ve eğitim programları bulunan bir sağlık fakültesi, 440 hasta kapasiteli bir üniversite hastanesi, bir hemşirelik okulu, simülasyon merkezi, yüksek güvenlik araştırma laboratuvarları, öğrenci yurtları, sosyal alanlar ve spor salonları bulunuyor. G-Day evi Kanada'nın Batı Vancouver eyaletinde Avustralyalı bir ailenin isteği doğrultusunda Kanadalı mimarlık ofisi MacLeod Bowell Modern Evleri tarafından tasarlanmış. Sıcak yaşam tarzını yeniden yakalamak isteyen aile günlük hayatta evlerinde de rahat bir tavır istemiş. İç ve dış mekanın eşit derecede özenle planlandığı evde kullanılan materyaller ve kullanım şekilleri plaj evi hissi yaratmış. Portatif yemek masası ve şömine hava durumuna veya kişi sayısına göre şekil değiştirip farklı aranjmanlara destek verebiliyor. Yemek odası ve mutfağı birleştiren mimarlar yan tarafta da bir bahçe için alan bırakmış. Aile bu alanı barbekü partileri için kullanmakta. Vantage Point, İngiltere'nin ilk kiralık rezidansının kapsamlı olarak yenileme ve yeniden kaplama projesinin adı. İngiliz Mimarlık Ofisi, Grid Mimarlığın başlattığı çalışma, Archway bölgesinin rejenerasyonu ve 18 katlı eski Archway kulesinin yenilenmesini hedefliyor. Proje kapsamında binanın dış cephesi detaylı bir şekilde kaplandı. Eski hali karanlık olan binanın yeni görünümünde kullanılan materyaller ışığı yansıtacak açıda yerleştirildi. Cephedeki hali hazır betonun üzerinde kullanılan paneller sayesinde doğal hava sirkülasyonu kazandırıldı. Yeni modern görüntüsüyle çağı yakalayan yapı, şehrin yeni gözdesi olmak için de aday gösteriliyor. Güney Afrikalı mimarlık şirketi Sauta, Los Angeles'taki ilk projesini tamamladı. Stradella isimli ev, Bel Air'de bulunan 1970'ler tarzı bir evin yeniden yorumlanması. Yapının orijinal arazisi dışarıya karşı gizlilik sağlarken Los Angeles'ın manzarasını gözler önüne seriyor. Mimarlar evin doğal ışık almasına özellikle dikkat etmiş. Büyük bir payanda evi yamaca bağlıyor. Boş ve taş duvarlar dikey pencerelerle göz alıyor. Giriş lobisinden evin merkezine asimetrik bir geçit de sağlanmış. Geniş pencerelerle manzarayı yakalayan evin dışarıdan bakıldığında havada asılı gibi durması da öngörülmüş. Hintli mimarlık ofisi Metal ve Ghosh Mimarlığın Hindistan'daki müşterileri mimarlık ofisinden oldukça değişik bir tasarım talebinde bulunmuşlar. Roman yazarı ve eski bir mimar olan müşterileri mimarlardan derinliğin ve gizliliğin yoğun olduğu bir ev tasarlamalarını talep etmişler. Yapının dış mekanındaki yeşil alanıyla iç mekandaki beton yoğunluğu ile kontrast yakalanmış. Hayatımızdaki kısa hikayelerden esinlenilen projedeki detaylar hayatlarımızdaki hikayeler gibi birbirleriyle hem bağlantılı hem de ayrı. Çinko kaplamayla modernliği, güneş altında bekletilen dökme betonla klasikliği bir araya getiren mimarlar heybetli ama aynı zamanda sıcak bir yaşam alanı yaratmayı da başarmışlar. Yine bir Kale Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.